Aslında biraz da ampute futbolun geçmişinden şöyle bir bakıldığı zaman, ampute futbolu 2006'lı yıllarda Karagücü bünyesinde 20 tane oyuncunun olduğu bir yapıydı. Ve ne zaman Türkiye Futbol Federasyonu'na yolları birleşti, o günden bugüne kadar çok büyük ivmeyle dünyanın bugün en büyük organizasyonuna sahip, hem üst ligi hem alt ligi ile birlikte Avrupa'da tek ligi olan ülke durumunda. 500 oyuncu havuzuyla bugün Avrupa Şampiyonası'na katılan 8 ülke arasında, 8 ülkenin toplamından daha fazla oyuncu havuzuna sahip bir ülke durumundayız. Ve aslında daha sonrasında da bunun ilk kez Avrupa ülkeleri arasında bir futbol federasyonu tesisinde yapılması çok önemli. Burada da federasyon başkanımız Sayın Yıldırım Demirören'in ve Sayın Cengiz Ülfikaroğlu'nun özel ilgisiyle ve Futbol Federasyonu'nun teminat mektubuyla bu gerçekleşti. Ve bugün işte bu gördüğünüz 12 takımlı ve gene Avrupa'da ilk kez 12 takımlı bir şampiyona ve Futbol Federasyonu tesislerinde yapılacak ve bugün de büyük bir statta da bunun final maçı yapılmış olacak. Peki yabancı takımlardan nasıl reaksiyon alıyorsunuz burada oynamak bu imkanların onlara sağlanması? Valla şöyle söyleyeyim, ben 11 yıldır bu kurulun başkanıyım. Sadece ampute futbolun değil, diğer 3 federasyonun da organizasyonların hem dünya hem Avrupa hem olimpiyat şampiyonalarını izlemiş birisiyim. Bu kategoride, bu level'da bir Avrupa ve dünya şampiyonaları ya da olimpiyatlar yapılmadı. Dolayısıyla hem Avrupa Ampute Federasyon Başkanı Polonyalı Mateusz Witlak, yakında dostum, Genel Sekreter Simon da öyle. Hem onlarla hem diğer takımlarda da şunu söyleyebilirim. Bu level çok üst seviyede bir level oldu. Yani bu Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir organizasyon oldu. O yüzden ben şu şekilde onların tepkilerini söylemeyeceğim. Bundan sonraki şampiyonada onların ne yapacaklarını bekleyerek göreceğiz bunu. Peki bir şey iyi merak ediyorum. Şimdi özel ilgisi olan insanlar dışında belki de birçok insanın böyle bir şampiyonadan haberi yokken birden sosyal müthiş bir kariyer ve ondan sonra da sosyal medyada patlayan harika bir gol Evet. ve ondan sonra bütün gözler birden takımın üzerine çevrildi. Evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ya aslında ampute futbol ve diğer engelli futbolu 10 yıl içerisinde dünyanın en başarılı organizasyonlarına kavuşmuş oldu. Yani bu suyu arayan adamın hikayesi gibi. Yani derine in diyor, suyu bulamıyor. Derine in diyor, suyu bulamıyor. Aslında o gol de suyu arayan adamın hikayesi gibi. Bir gün o suyu buldu. Yoksa ampute futbolun gösterdiği mücadele, gösterdiği azim, yani bu yıllar içerisinde vardı. Ama bu suyu dolduran, suyu taşıran tek damla gibi. Ve bugün de o artık orada patladı ve toplumla buluştu. Çünkü ampute futbolu sadece kendi branşının değil, sadece engelli futbolunun değil, engelli sporun da lokomotifi olduğunu bir kez daha ispatladı. TFF'nin desteği çok açık ortada. Evet. Onun dışında hem kamudan hem de özel şirketlerden nasıl destekler alıyorsunuz? Biraz da ondan bahsedelim. Şöyle, ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun rolünü anlatırken hep bir metaforu çok kullanıyorum. Çinli bir düşünürün. Diyor ki bir testi yaparsın çamurdan, içindeki boşluktur onu yararlı kılan. Aslında bu testiyi oluşturan ham madde ya da ham maddenin oluşturduğu testi engelli camiaların kendisi, engelli futbolcuların, engelli federasyonların kendisi. Ama bu testinin faydalı olması için bir boşluk görevine ihtiyaç vardı. Ve biz TFF olarak o mütevazi bir şekilde o boşluk görevini üstlendik. Ama bu sefer o testinin içini doldurmak gerekiyordu. Biz TFF olarak bunun içerisine finansal desteğimizi, iletişim desteğimizi, sponsorlarımızın desteklerini kattık ve kulpun bir tarafından taşımaya başladık. Ve kulpun bir tarafını taşırken, o sevgimizi de katarken, ama kulpun bir tarafı da boşluktaydı. İşte o arada kulpun bir tarafına da Turkcell'e ihtiyaç duyduk. Çünkü Turkcell'in bize katacağı hem finansal desteğin ötesinde, bunu samimiyetimle söylüyorum, yetenekleri çok önemliydi. Çünkü bizim finansal olarak, TF olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak finansal güçlerimiz vardı. Ama Turkcell'in organizasyon yetenekleri, ki bunu biz 2013 yılında Turkcell Sesi Görenler Futbol Ligi'nin lansmanını Fenerbahçe Ülker Arena'da yaptık. Belki bugüne kadar Türk spor tarihinin en önemli lansmanı odur. Ve o lansmanın mali değeri, yani medya görünürlüğünü iki kanal canlı verdi. 3 milyon 200 bin liralık bir değer oluşturdu. Şimdi bu çok özel bir konudan, bugün artık Turkcell'le birlikte aldık ve o testinin iki kulpunu birlikte taşıdık.
Ve bugün bu artık o iki test, iki kupla birlikte kupaya doğru gidiyor. Yani ben Turkcell'le konuşmamda da bunu söylemiştim. Gelin birlikte hareket edelim. Bu testinin iki kulpunu birlikte alalım, kupaya doğru çevirelim. İnşallah bu akşam da o kupa gelecek. İşitme engelliler de son iki dünya ve Avrupa şampiyonuz, olimpiyat şampiyonuz. Turkcell sesi görenler de birlikte yola çıktık. Önce Avrupa üçüsü olduk, sonra Avrupa şampiyonu olduk. Oradan olimpiyatlara katıldık. UEFA'dan yılın özel ödülünü aldık Turkcell'le birlikte. Dolayısıyla yani Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell bu işbirliği ama bunun yanında 4 engelli federasyonumuz ile yaptığımız işbirliği. Bu gerçekten UEFA'da tek bir modeldir bu şekilde yapan. Bir de İngiltere Futbol Federasyonu kendi bünyesinde engelli futbolunu yürütür. Bu akşamki maç aslında bir bakıma da İngiltere ampute futboluyla değil, İngiltere Futbol Federasyonu bünyesindeki ampute futboluyla olacaktır. Ben sadece bu tarafını da özel olarak belirtmek isterim. Peki biraz da özele inmek istiyorum. Turkcell gibi bir markanın desteği sporcuları nasıl etkiliyor? Baktığınızda hani biz de çok yakından takip ediyoruz. Çok uzun zamandır Turkcell hep engelli sporuna çok büyük destekler veriyor. Hatta reklamını da başrolü oynatacak kadar. Evet. Sporcular bundan nasıl etkileniyorlar? Hem moral hem duygusal olarak. Ya şimdi tabii şöyle, ben orada bahsettiğim gibi bir testi vardı. Onlar işte oluşturuyorlardı çamurdan bir testi. Ama dediğim gibi onun yanına gerçekten güçlü yapılara ihtiyaç vardı. Yani işte Türkiye Futbol Federasyonu gelmişti. Onun yanına işte Turkcell gelmişti. Riva kampları geldi. Ve dolayısıyla bu Turkcell onlara o dokunuşları, onları üst seviyede bir şeye getiriyor. Çünkü bizim en çıkış noktamız en baştan itibaren aslında A milli takımdan farklı olmadıklarını göstermekte. İşte onu bizim stratejimizin içerisinde şunu söylemeye çalıştık. Dedik ki A milli takımımız nerede kamp yapıyorlarsa orada kamp yapacaklar. A milli takımımız ne giyiyorlarsa onu giyecekler. Peki A milli takımımızın iletişimi neydi? Turkcell'di. Dolayısıyla bu sorunuzun cevabı da bunu söyleyebilirim. Ben Turkcell'le bağlan hayatayı çok kullanıyorum. Turkcell'le futbolla bağlan hayatayı çok çeviriyorum Turkcell'in şeyini. Yani Turkcell'in şöyle diyebilir miyim acaba? Turkcell'in o meşhur Turkcell'le bağlan hayatayı futbolla bağlan hayataya diye öyle bir şey söylesem olur tamam, mu? Tamam olur. Peki. Turkcell İşbirliği ile Turkcell'in sloganını futbolla bağlan hayatı. Yani biz genelde bunu çok kullanıyoruz iyi engelli sporcularımıza. Benim genelde engelli futbolcu arkadaşlarımla yaptığım konuşmada Turkcell'in yerleşik olan çok da halk arasında popüler olan Turkcell'le bağlan hayatı genelde onlara da futbolla bağlan hayata şeklinde onlara iletiyorum. O bizim yani bizim de aslında bir gizli bir sloganımız oldu. Ve bundan sonra da zaten Turkcell'le yapacağımız iletişim çalışmalarının içerisindeki yakın zamanda Türk Sporu tanıtım filmlerinin içerisinde 3 tane sesi görenler oyuncumuza yer vermişti Turkcell. Yakın zamanda ampute oyuncumuza verecek. Daha sonra işitme engelli oyuncumuza, daha sonra özel sporcularımıza. Artık bu böyle bir kelebek etkisi yapıp yayılacak. Ve bizim bu yaptığımız bir sinerjiyle engelli futbolunda gerçekten bugün yani organizasyon anlamında dünyanın en başarılısıyız. Ancak daha büyük hedeflere doğru ulaşmamız gerekiyor. Akşam için futbol severlere söyleyecekleriniz var mı? Ben öncelikle öğlen saatlerinde Vodafone Arena'daydım. O muhteşem... Onu, Vodafone Stad... Onu aslında kesebilirsin değil mi? Baştan. Tamam. Öncelikle ben bugün o stat ortamını da gördüm. Bütün seyircilerimizin o maçı izlemeleri, o coşkuya ortak olmalarını isterim. Çünkü ampute futbolu gerçekten bizim ülkemizin son 25 yıllık tarihini yansıtan bir kadrodur, bir takımdır. Ya belki de ülkemizdeki hiçbir takımımız bu nüveyi taşıyamaz. Yani bu 25 yıldan kastettiğim, yani tarihimizden kastettiğim de şudur. Bizim ülkemizdeki son 25 yılda yaşadığımız terörden yaşadıklarımız, iç kazalarından yaşadıklarımız ya da trafik kazasından yaşadıklarımız, bütün o dediğimiz ya da doğumdan kazan ya da yanlış aşıdan kurbanları işte bu takımın içindeler. Yani bugün maçı izleyecek olanlar son 25 yıllık tarihimizdeki oyuncularımızın izlerini burada görecekler. O yüzden bu maçın anlamı tek başına futbol değil. Tarihimizi de burada görecekler. Yani böyle bir aslında şöyle söyleyeyim. İlk Avrupa şampiyonluğu buraya kadar getirdik.
Avrupa Federasyonu kurulduktan sonra ilk Avrupa şampiyonluğu. Yani güzel bir kariyer, güzel bir başarı. Yani Türkiye adına, federasyonumuz adına. Tabii ki burada Türkiye Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu emeği burada çok. Engeller Koordinasyonu Başkanımızın emeği çok. Yani bunlar göz ardı edilemez. Yani çok güzel bir organizasyon. İnşallah bunu da bugünkü akşamki Vodafone Arena'da yapılacak maçla inşallah kupayı taşlandıracağız. Yedek kulübesi çok heyecanlıydı. Şeye gideyim, Rusya maçına gideyim özellikle. Rusya maçında saatime şöyle baktım. 2 dakika 20 saniye var. Allah'ım dedim ya, 6 aydır yani kamplarda yağmur, çamur, kar demiyoruz, çalışıyoruz. Ya emeğimiz bu değil dedim ya. Bir baktım penaltı oldu bir anda. Oysa bir baktım uzatmalar, bir baktım gol ve maç bitti. Yani güzel bir sevinçti. Tabii bunun seyircimize desteği çoktu burada. Dünkü Polonya maçı ona keza yine seyirci desteği. Yani çok çok güzel bir heyecandı. Arkadaşlarımın, yöreli seyircilerimizin, Türkiye Futbol Federasyonu herkesin eline ayağına sağlık. Takım morali 10 numara, 5 yıldız diyebilirim. İnşallah akşam o kupayla yani Türkiye'yi, o tribünleri herkesi seveceğiz inşallah. Tabii burada da Türkiye'nin desteği görmene gelinemez. Kesinlikle desteği çok, çok iyi oldu bizler için. İşte federasyonumuza, branşımıza, amatör futbolumuza destekleyen Türkiye'ye ayrıca çok çok teşekkür ederim bize destekleyen dolayı. Bu sene en güzel desteği Türkiye Futbol Federasyonu kapılarını açtı bize. Onun sana Türkiye'nin böyle bir sponsorluğu, böyle bir desteği bizleri çok mutlu etti. Yani üstüne basarak çok çok teşekkür ediyorum Türkiye'ye. Tabii ki bir mesajım var. Bu kupayı inşallah bugün akşam Türk halkına, öncelikle şehit ailelerimize, şehitlerimize, Türk halkına armağan olsun diyorum. Herkesi, özellikle İstanbul'a oturanları o tribünlere bekliyorum. Televizyon başında her türlü seyredebiliriz ama o tribünlerde bu heyecan yaşamak daha iyi. Evet, tarihe tanık edeceğiz. İlk Avrupa şampiyonu olacak inşallah. İnşallah bunu süreceğiz bundan.